rüyalar hakkındaki sohbeti ve soracağınız sorulara vereceği yanıtlarıyla Yusuf Kavaklı iyi fikirde. Tiroid rahatsızlığı nedeniyle saçlarınız mı dökülüyor? Ya da kışın soğuklardan cildiniz mi kurudu? O halde güzellik uzmanı Suna Dumankaya'nın tarifleri sizler için iyi fikirde. Herkese günaydın, sevgiler, saygılar sunarak bugünkü programımıza başlıyoruz efendim. İyi fikir başladı. Gördüğünüz gibi konularımız ve konuklarımız her zaman olduğu gibi muhteşem. Az sonra Yusuf Kavaklı hocam burada olacak. Suna Dumankaya burada olacak ki Suna Hanım'ın cildinin güzelliğini canlı canlı soralım değil mi? Parlak, çok güzel bir cildi var. Acaba neler yapıyor? Gizli gizli tarifleri versin burada. Biz neler yaptık? Dün efendim çok önemli bir konferansa gittik. Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde. Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı kongrede Emine Hanım'la da karşılaştık. Emine Hanım'la da bir sohbetimiz gerçekleşti ve çok çok güzel sözler duyduk ve çok mutlu olduk açıkçası. Tüm ekibim adına buradan tekrar saygılarımızı iletiyoruz. Her gün bizi izliyormuş, selamlarımızı iletiyoruz efendim. Tüm izleyicilerimize de başta Emine Erdoğan olmak üzere sevgi ve selamlarla bugünkü programımıza başlıyoruz. Ama her zaman olduğu gibi ne oluyor? Kısa bir ara oluyor. Aradan sonra Yusuf Kavaklı hocamla yerimizi alacağız. Rüyalar hakkındaki sohbeti ve soracağınız sorulara vereceği yanıtlarıyla Yusuf Kavaklı şimdi iyi fikirde. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bu sefer tek başıma değilim. Tabii ki hocamla birlikteyim. Hocam hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar olsun. Herkese hayırlı cumalar olsun inşallah. Bugün konumuz rüya. Konumuz rüya. Yani bizim saygıdeğer seyircilerimizin en çok itibar ettiği şeylerden biri de rüya. Evet hocam. Tabii ama rüya nedir? Rüya nedir? Rüya uykuda görülen şeylerdir. Uykuda görülen şeylerdir. Peki uykuda görülen şeylere itibar edilir mi? Kur'an-ı Kerim'de yeri var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de rüyanın yeri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde rüya var. Mesela Yusuf aleyhisselam'ın Kur'an'da gördüğü rüyayı Allah zikrediyor. Geliyor babasına diyor ki, efendim bana 11 tane yıldız, bir de efendim güneş secde etti bana. Babası diyor ki aman oğlum sakın ha bunları kardeşlerine söyleme. Bak kardeşlerine söyleme. Niye kardeşlerine söyleme? Kıskançlık dediğimiz bir olay var ya. Evet. İşte o kıskançlık olayı ne abi dinler, ne kardeş dinler, ne efendim ada dinler, ne şu dinler, ne bu dinler. Kişinin tinetinde var ise kıskançlık, efendim o her yerde nükseder. Farkına varmadan nükseder. Bunu biz filmlerde daha çok görüyoruz. Yani rüyayı söylediğimiz kişi söylersen kıskanırsa seni kıskanabilirler. Sana kötülük yapabilirler. O yüzden kardeşine söyleme demiş. O arada da işte Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf'la ilgili oğlum aman söyleme bunu kardeşlerine dediği olayın üzerinden 40 sene geçmiş ve 40 sene sonra bu olaylar zuhur etmiş, meydana çıkmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü rüyalar. Umre'ye gidiyor, efendim kurbanını kesiyor, ihramdan çıkıyor. Ama bu rüya hemen aynı şekilde gerçekleşmemiş. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde rüya var. Kur'an-ı Kerim'de rüya var. Mesela İsmail aleyhisselam, değil mi? İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i kurban etti. Nereden biliyoruz biz? Onu da aynı şekilde Kur'an'dan biliyoruz. Kur'an'da Allah bunu teferruatlı şekilde anlatır. Yusuf suresi diye bir sure var başlı başına. Yusuf aleyhisselamın efendim başından geçen olayları Cenab-ı Hak peygamberimize zikrediyor. Yani eski peygamberlerin zamanında olan hadiseleri Mevla kendi peygamberine diyor ki bak zamanında bunlar oldu, böyle oldu efendim izah ediyor. Dolayısıyla da saygıdeğer seyircilerimiz Kur'an'da duanın, rüyanın olduğunu bilsinler. Ama evet, kimlerin duası? Peygamberimizin peygamberimizin rüyası, efendim Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası ve diğer bir kısım peygamberlerin rüyası. Ha peygamberin hadislerinde de bunlar var. Ha bu rüya hemen çıkar mı? Ha hemen çıkar mı? Hemen çıkar mı? Bazı insanların rüyası hemen çıkar. Bazılarınınki çoğunluk itibariyledir.
Çok sonraları çıkar ve yani aradan seneler geçmiştir ya, insan bazen düşündüğünde, başına bir iş geldiğinde, ha ben bunu filan sene bu rüyayı görmüştüm der. Şimdi biz akşam gündüz çalışırız, konuşuruz dostlarımızla, arkadaşlarımızla, ahbaplarımızla, eskileri tazeleriz. Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi şuur altına hapsedilmiştir. Gece yattığınızda onu görürsünüz. Şimdi kaç dakikam varsa burada bir hikaye anlatmak istiyorum. Kaç dakikalık hikaye? Yani 3-4 dakikada biter tahmin ediyorum. Şimdi Hoca Efendi diyor ki camide vaaz ederken, muhterem cemaat, Müslüman arzu ederse peygamberini rüyasında görür diyor. Peygamberini. Anlatıyor işte, şöyle olur, böyle olur, şöyle gider, böyle gider filan. Neticede adam birisi geliyor, diyor ki ben peygamberi rüyamda görmek istiyorum hocam. Ne yapacağım bunu? Anlatıyor işte, şunları okursun, peygamberi rüyanda görürsün. Adam gidiyor, okuyor, birinci gün yok, ikinci gün yok, üçüncü gün yok, dönüyor geliyor. Diyor ki ya hocam olmuyor işte, okuyorum ben ama yine de görmüyorum filan. Oğlum diyor, şimdi hale gideceksin. Hale, oradan balık alacaksın. Hı. Balığı çok tuzluca yaptıracaksın, tuzluca. O balığı yiyeceksin ama su içmeyeceksin. Öylece yatacaksın. Gece rüyada mutlaka peygamberi göreceksin diyor. Adam tabii peygamberi göreceğim düşüncesiyle balığı biraz daha tuzlu yapıyor. Bir an o tuzlu balığı yiyor, yatıyor. Gece rüyasında çok güzel bir yeşillik. O yeşilliğin ortasında güzel bir çeşme. O çeşmeden şırıl şırıl akan bir su ve o sudan gana gana içiyor adamcağız. Uyanıyor, gene peygamberi görmemiş. Koşuyor hocaya, diyor ki ya Allah aşkına bana bir sürü masraf ettirdin, ben gene görmedim peygamberi. Peki ne gördün oğlum, anlatır mısın diyor. Diyor ki vallahi ben dediğini yaptım, balığı tuzlu da yaptım, yedim, yattım, su içmeden yattım. Çok güzel bir yeşillik gördüm. İçerisinde çok güzel bir çeşme vardı. Ondan da şırıl şırıl sular akıyordu. O sudan kana kana içtim deyince, oğlum sen peygambere aşık olsaydın peygamberi görecektin. Sen suya aşıktın. Suya aşık olduğun için suyu gördün diyor. Şimdi biz neyi, gönlümüzde ne varsa onu görürüz. Gönlümüzde olanı görmeyi arzu ederiz. Şimdi, peki hocam ama rüya tabirleri diye bir şey var. Mesela dişini görürsen şuna işte alamettir. İşte ne bileyim Allah korusun ölü gördük diyelim, ömrünü uzatıyorsun o kişinin diye vardır değil mi tabirler? Bunlar ne şimdi derece ben, doğru hocam? Ben hiç boş durmam, okuyarak gelirim. Evet farkındayım yine. De, şimdi bakıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkardığı hayırlı bir hizmettir bu. Hayırlı bir hizmettir. İslam. Hadislerle İslam. Evet. Bu 7 cilttir. Bu 7 cildi 2 cilde sığdırmışlar. Bu izahsız, sadece mealdir. Ben bunu da okuyorum. Bütün öbür ciltlerin hepsini aşağı yukarı okumuş olmama rağmen. Şimdi diyor ki Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kahinler bize bir şey söylerlerdi de dedikleri gerçekten çıkardı dedim ben peygambere. Bu kahinler bize bir şeyler söylüyordu ya Muhammed. Onlar da çıkıyordu dedim ben. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu doğru olan sözü, bak bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. Dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar. Bak 100 yalan katar. Bugün olan budur. Ve bunu 1400 sene evvel peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani haber vermiş. Yani rüya tabirleri yalan. Ha, tabii. Şimdi uyduruyorsun, söylüyorsun. Şimdi kurşun döküyorlar mesela. Kurşun döküyorlar. Alıyorlar. Ya kurşun bu erimiş. Suyun içinde ne olacak? Parça parça olacak. Ve hemen de derler sende çok nazar var, çok göz var. İşte nazar hak. Ama o nazarı getirip de yok kahveyi içtik ters çevirdik. Mesela var ya bizim batılı şeylerimizde. Fala inanma, falsız kalma. Derler öyle. İşte bunların hiçbirisi doğru değil. Neden doğru değil biliyor musun? Bak şimdi mübarek cuma sabahı. Saygıdeğer seyircilerimizi İslam'la buluşturmak zorundayız sevgili Ece. İnsanlarımızı İslam'la buluşturursak ve adam gibi de İslam'ı öğretir isek sıkıntılarımız kalmayacak. Kalmayacak. Şimdi fala inanma, falsız da kalma. Fal nedir? Fal İslam'ın reddettiği şeydir. Reddettiği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir insan falcıya gider, kahine gider, büyücüye gider. Efendim onun dediklerini tasdik ederse onun dediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilen dine inanmamış olur diyor. Ne demektir bu? Kur'an'ı inkar etmiş oluyor i̇nkar ya. Ediyor. Kur'an'ı inkar etmiş oluyor. Ve bunu 5 vakit namaz kılan Müslüman da gidiyor falcıya. Peki buna ciddi böyle inanmasa, hani eğlencesine baksa 3 vakit ama işte sana ama o eğlence bizi nereye götürüyor?
Eğlen de bizi nereye götürüyor? O da yanlış diyorsun. Şimdi eskilerin güzel bir sözü vardır. Ben onu bazen yeri geldiğinde tekrar ederim. Biraz da azıcık benim köylülük tarafım var ya. Şey derler işte fare için. Sırımı yiye yiye göne dadanır. Ne demektir bu? Gön bildiğimiz deri yok mu? Evet. Deri. O derinin kenarından eskiler ince ince keserlerdi iplik gibi. O deriden de çarık yapar. Yok ayakkabı. Nerede Allah aşkına Ece ya? Ben o günleri yaşadım ya. Nerede ayakkabı? Akşamdan suya koyarsın çarığı, sabaha kadar ıslanır, sabahleyin kalkarsın çarığı giyersin ayağına, gayet rahattır, yumuşamıştır, tarlaya gidersin. Çarık tarlada güneş gördükçe büzülür. O kendini sıkınca senin ayağın da sıkılır. Bu millet buralardan geldi, bak bu millet buralardan geldi. İki teneke buğdayını tarlasına götürecek, affedersiniz bir merkebi bulamayan yüzlerce, binlerce, milyonlarca Müslüman bugün en lüks arabalara biniyor. En lüks arabalara biniyor da şükrediyor mu? Şükrediyorum Allah aşkına. Le'in şekerdüm le'zidenneküm diyor Allah. Eğer şükrederseniz artırırım diyor Mevla. Ama şükretmezseniz benim azabım çetindir diyor. Biz o günleri hep çek. Onun için döndük geri göne. Benim çenem geberse biliyorsun. Gön bildiğimiz hayvan derisidir. Evet. Onun kenarından kestiğiniz şey çok incedir. Fare o büyük deriden bir şey koparamaz. Ama o ince sırımdan hani kestiler ya, ondan bir şeyler koparır. Onun da tadını alınca ondan sonra büyüğüne doğru gitmeye başlar. Biz işte bütün alışkanlıklarımız, bir defadan bir şey olmaz canım. Bir defa, hep öyle olmadı mı? Bir kadehten bir şey olmaz, bir sigaradan bir şey olmaz, bir atımlık şey. Öyle zaten tabii. Hep böyle. Zaten yavaş yavaş girer ama kolay kolay çıkmaz. Onun için saygıdeğer seyircilerimiz rüya var. Buna inansınlar ama kendilerini rüyaya bağlamasınlar. Tamam hocam, bir telefonla devam edelim. Evet. Sevgili seyircilerimiz, biliyorsunuz Yusuf hocamız geldiğinde telefonlarınıza katılabiliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Yine hattın diğer ucunda bir izleyicimiz var ama diğer izleyicilerimiz de aramaya devam edebilirler. Buyurun, hoş geldiniz. Alo. Günaydın efendim, hayırlı cumalar. Günaydın, sizlere de hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. Ben hocama bir rüya diyeyim ben artık, onu sormak istiyorum. Buyurun. 2 yıllık evliyim ben. 2 yıl öncesine kadar da zaman zaman gördüğüm bir rüyaydı bu. Karabasan diye tabir ettiğimiz, hani nefes alamayız, konuşamayız olan rüya. Fakat 2 yıldır evlendikten sonra eşimin... Birkaç kere oldu bu. Eşimin süliyesinde, eşimin görüntüsünde gelip bana sarılan ve nefes alamadığım bir rüya diye ben adlandıracağım. Hatta dün gece gördüm ve sabaha kadar uyumadım. Hani bazen olur ya, uyuyakalırsınız koltukta, işte ayrı yatarsınız, işte orada uyuyakalırsınız. O zaman gördüğüm 3-4 kezden biri bu. Dua ederek uyanmaya çalıştım ama çok zor uyandığım bir rüya. Ama hep eşimin süliyetinde bana sarılan bir şey. Ben bunu sormak istiyorum tamam hocama. Efendim. Şimdi bu karabasan dedikleri şey hanımefendi çoğunlukla doktorlarımızın söylediği psikolojik bir olaydır. Hmm. Psikolojik bir olaydır. Şimdi Ece Hanım, Müslüman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatacağı zaman yatağına oturuyordu yatağın ortasına veya kenarına. Şu ellerini şöyle bitiştiriyordu. Hı. Ellerini. Kul huvallahu ahad. Kul euzu birabbil felak. Kul euzu birabbin nas. Ayetel kürsi elham. Bunu okuyordu, bunun beşini. Sonra saygıdeğer seyircilerimiz bana sakın üfürükçü falan demesinler. Böyle üflüyordu Peygamberimiz avucuna, sonra da vücudunun yetişen yerlerine kadar bütün vücudunu meshediyor. Uyumadan önce sonra da sağ yanına böyle elini, sağ elini yüzünün altına koyuyor ve dün de işte trafik kontrolü yapmışlar da kulağında telefonla konuşuyormuş, yakalamış polisler. Ya diyor, siz elinizi kulağınıza koyup gitmez misiniz filan? Hmm. Yalanın bini bir para bize. Tabii. Yani, efendim, Peygamberimiz böyle yatar idi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şimdi saygıdeğer seyircilerimize, bu hanımefendi kızımız da dahil olmak üzere, saygıdeğer seyircilerimize diyorum ki akşam yatağa yatmadan önce mümkünse bir abdest alın. Mümkünse.
Ha mümkün değil, abdest alamadınız. Ama yatağınızın içerisine oturun. Bu dediğim dualar. Kulhuvallahu ahad. Nas, felak, ayetel kürsi ve elham. Ondan sonra üfleyin avucunuzun içerisine, vücudunuzun yetişen yerine kadar sürün. Ve ondan sonra da sağ yanınıza Bismillahirrahmanirrahim deyin, yatın. Ne yaptınız siz? Siz manen zırh giydiniz. Bak manen zırh giydiniz. Geçen bir programda daha söyledik. Benim rahmetli nenem okuması yazması olmayan bir kadındı. Ama eskiler çarıklı erkanı harpti. O öyle derdi oğlum. Sabahleyin namaza kalkmak için yattığınızda sağımdaki meleke, solumdaki meleke beni sabahleyin kaldırın diye tembih edin onlara derdi rahmetli nenem. İnsanın sağında solunda iki tane melek yok mu? Evet. Allah kulunu yalnız bırakmamış. İki tarafında iki melekle onu muhafaza ediyor ve onun yaptıklarını da kayda geçiriyor. İnne rabbeke le bil mirsat diyor Kur'an. Rabbin gözetleme mevkiindedir. Hani şimdi cinayet işlendiği zaman ne diyorlar? Aman hemen şu sokak kameralarına bakın. Bakın onlara filan. Niye? Ha işte oralarda resimler var. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun diyor Allah Yasin suresinde. 65. ayettir bu. Müslümanlar çoğunluk itibariyle perşembe ve pazar günleri ölülerine Yasin okurlar. Bir kısım zevat yoktur ölüye okumak filan diyorsa da bizim için referans Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararıdır ve şu okuduğum hadis kitaplarıdır, Kur'an ayetleridir. Dolayısıyla Allah diyor ki o gün ağzınızı mühürleriz. Ağzınızı mühürleriz, kapatırız. Ellerinizi konuştururuz. Ayaklarınızı da ellerinizin konuştuğuna şahit tutarız diyor. Bima kanu yeksibun dünyada ne kazanmışsanız. Sevgili Ece, şahidimiz yanımızda, yanımızda. Ya, dört duvarın arasına girdiğimizde bile şahitlerimiz yanımızdadır. Bunu bilen Müslüman kötülük yapar mı? Bunu bilen Müslüman zulmeder mi? Bunu bilen Müslüman günah işler mi? Bunu bilen Müslüman hani Anadolu tabiriyle danga dunga işler yapar mı? Tabii, yapmamalı. Ha. Bir telefonumuza devam edelim hocam. Tamam. Hoş geldiniz İyi Fikir'e. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hayırlı cumalar. Buyurun sizi dinliyoruz. Size de hayırlı cumalar. Benim sayın hocama bir sorum olacaktı. Dinliyoruz kızım. Hocam, buyur. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Şimdi benim aslında benim değil kız kardeşimle alakalı sormak istiyorum. Ben şöyle ki kız kardeşim bir hayıra vesile oldu. Onun neticesinde de Efendimiz'i rüyasında gördü. Şöyle ki Efendimiz gökyüzünde benimle namaz kılmak isteyen var mı diye sual sorduğunda kız kardeşim de efendim ben sizinle namaz kılmak istiyorum. Sonra Efendimiz tutuyor bunu elinden yukarı çekiyor yanına beraber namaz kılıyorlar. Tekrarında yine bir hayra vesile olduğunda da tekrar Efendimiz'i görüyor. Şöyle ki işte çok kalabalık mahşer gibi bir kalabalık bir yer diyor kız kardeşim anlatıyor. Oradan karşıdan diyor Efendimiz, Efendimiz diyorum diyor. Karşıdan diyor Efendimiz geliyor. Bütün diyor oradaki diyor cemaat ayağa kalkıyor. Bana yüzünü döndürdüğünde diyor gülümsüyor. Bunun akıbetini ben size sormak istiyordum açıkçası. Ne güzel rüyalar. Evet şimdi. Evet. Evvela bu güzel bir rüya. Güzel bir rüya. Şimdi. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek mümkün mü? Herkesin kafasındaki soru bu. Evet hocam. Biraz evvel de onu anlattık. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mi rüyada görmek mümkün? Mümkün. Bakın diyor ki beni rüyada gören gerçekte beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez. Bak şeytan benim suretime giremez. Dolayısıyla beni rüyada gören kimse, ikinci bir hadis bu, beni uyanıkken de görecektir. Uyanıkken de görecektir. Çünkü şeytan benim suretime giremez. Buradan kasıt nedir? Ne? Beni rüyasında gören insan bir, ahirette görecek beni. Ay ne güzel. Tabii. İki, beni rüyasında gören kişi gün olacak, Allah ona nasip edecek, Medine'ye gelecek, Medine'de benim kabrimi görecek.
Duydunuz mu hanımefendi? Onun için de yani salih olan insanların gördükleri rüyalar doğru rüyalardır. Bak şimdi bizim bütün kitaplarımızın söylediği Ece, bizim kitaplarımızın, kaynaklarımızın söylediği şey, akşam hemen yatağa yatar yatmaz, bir de sabah namazından hemen önce görülen rüyalar sahih rüyalardır, sağlam rüyalardır. Bu rüyaları gördüğünüzde dostlarınıza anlatın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama gördüğünüz rüya çirkinse sakın onu da kimseye anlatmayın. Niye? He? Niye hocam? Anlatmayın diyor onlar. Gerek yok çünkü başkalarını şahit tutmaya gerek yok. Bir de kötü bir rüya gördüğünüz zaman sol tarafınıza dönün. Benim solum bu taraf değil mi? Tabii. Evet. Hani eskiden sağına sarımsak soluna soğan dikerlermiş derler ya eskiden. Türk milletini kötülemek için ne varsa yapmışlar. Bizim okuma yazma bilmeyen bir dünya atalarımız, dedelerimiz, yenelerimiz gelmişler, geçmişler ve bir dünya yahu Mimar Sinan'ı yetiştiren kim? Bir devşirme değil mi Mimar Sinan? Akşemseddin'i yetiştiren bir ana değil mi? Fatih'i yetiştiren bir ana değil. Yani bunlar, bu anaların hepsi alim miydi? Hepsi okumuş evet. muydu? Hocam solda kaldınız. He? Solda. Solda, tamam işte geleceğim buraya. Merak ettim çünkü. Tabii ya. Şimdi hemen diyor kötü bir rüya kötü gördüğünde soluna dönsün, 3 defa tükürsün. Bu tükürmek demek deyip de yola tükürdükleri gibi, evet, sokağa tükürdükleri gibi değil ya. Tüh, tüh, tüh desin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kötü rüya gördüğünüzde. Ha, kötü rüya gördüğünde. Ha. Dolayısıyla iyi rüyayı söylesinler ama kötü rüya gördüklerinde bunu anlatmasınlar. Peki hocam yalan atanlar da var. Ha. Mesela bir yalan, rüya gördü tabii. Ama doğru değil o rüya. Ay diyor ben dün seni bir rüyamda gördüm. Şöyleydin böyleydin mesela. Ha. Hemen. Ben dersime çalışarak geldim. Evet hemen bir evet. belge daha çıktı ortaya. Yalanlardan en büyük yalan, bak yalanlardan tamam. en büyük yalan kişinin rüyasında görmediği bir şeyi iki gözü ile görmüş gibi iddia etmesi. En büyük yalan. En büyük yalan tabii. Yalan. Her kim görmediği bir rüyayı gördüm diye iddia ederse kıyamet gününde, bak çok güzel bir teşbihtir bu. Evet. Kıyamet gününde ona iki arpa tanesi, arpa tanesini biliyorsun. İki arpa tanesini birbirine düğümleyip bağlaması teklif edilir. Hmm. Allah diyecek ki gel kulum şu iki arpa tanesini al, bunları birbirine bağla. Ve teklif edilir de hiçbir zaman yapamayacağı bu işle o kişiye azap edilir diyor. Hmm. Sevgili Ece, yalanla iman bir arada durmaz demiş eskiler. Bu mealde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi var. Şimdi bunlar dini konular olduğu için saygıdeğer seyircilerimiz birini sorarken öbürsünü de öğrensinler. Doğru. Sizden herhangi biriniz bir tek kelime yalan söylerse melek ondan bir mil mesafeye kaçar diyor Peygamberimiz. Bak bir mil, bir deniz mili 1852 metre. Bir kara mili de 1600 küsur metre. Yani neresinden bakarsanız bir tek kelime yalan söylediğinizde melek sizden 1,5 kilometre uzağa gidiyor. Ya. Bir ikincisi de gene Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi, sizden herhangi biriniz bir kelime yalan söyleyince ondan pis bir koku hasıl olur ve o kokuya melekler tahammül edemedikleri için o kişiden uzaklaşıyorlar diyor. Peki hocam bir telefonla daha devam edelim. Hoş evet. geldiniz. Alo. Buyurun efendim. Ha. Sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz. Diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağ olun size de. Saygıdeğer hocama bir soru sormak Estağfurullah. İstiyorum. Estağfurullah. Buyurun efendim. Benim karşı komşum çok saf, temiz, abdestli, namazlı bir insan. Her gün rüya görüyor. Bu rüyaları çok detaylı bir şekilde de bana anlatır. Ve ben her seferinde ona hayra çıkması için dua ederim. Ama her gün bu kadar detaylı rüya görmek normal midir? Yoksa bir sağlık probleminden mi kaynaklanıyor? Bunu soracaktım hocam. Şimdi bu hanımefendi bir yerde çalışır mı? Hayır, ev hanımı. Ev hanımıdır. Evet, ev hanımı. Azıcık okur mu? Sürekli her gün Kur'an falan okuyor. Okuma yazması var. Ha, tamam. Şimdi bir insanın çok fazla rüya görmesi gündüzden kendisini çok fazla meşgul etmesindendir. Hani şeyin başında da, programın başında da söyledik ya,
uykuda görülen şeylerdir. Uykuda gördüğünüz şeyler nelerdir? Uykuda gördüğünüz şeyler gündüz... Bilinçaltı. Gündüz bilinçaltına gönderdiklerimizdir. Daha önce konuşup bilinçaltına gönderdiklerimizdir. Bazı insanlar vardır, her gün sabahleyin kalkar rüya görme. Mesela ben çok rüya görmem. Ben de görmem. Ben görmem rüya çok fazla. Niye öyle? Görsem de yani ona itibar etmem pek fazla. Ama bazı rüyalarda çıkmıyor mu hocam? Aman amenna ve saddakna, bir şey dediğimiz yok. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü rüya efendim çıkmış. Yusuf aleyhisselamın gördüğü rüya çıkmış. Dolayısıyla bu rüyalar çıkmıyor değil. Rüyalar çıkabilir. Bu sizin iyi niyetinizdir. Samimiyetinizdir, ihlasınızdır. Ha öyleyse her gün buraya, her gün rüya görmek bir hastalıktır. Hastalık. Tabii bir hastalıktır bu her gün. Niye her gün kafanızı meşgul ediyor? Acaba yarın ne göreceğim? Şimdi bu Kur'an okuyan, namaz kılan, Allah'la meşgul olan, Allah'la efendim irtibatını devam ettiren insanlarımız gördükleri rüyaların hayırlısını anlatsınlar, hayırsızını anlatmasınlar. Anlatmasın. Ama her gördüğü iyi rüyayı da illa birine anlatmasınlar. Mesela bu hanımefendi her gördüğü rüyayı bu arkadaşına anlatmasın, bu komşusuna anlatmasın. Bu komşusuna ah vah bu niye görüyor da ben göremiyorum demesin. Demesin o. Peki hocam, bir telefonla evet. Daha devam edelim. Hoş geldiniz İyi Fikir'e. Alo. Günaydın, buyurun. Günaydın, hayırlı cumalar diliyorum. Size de efendim. Hayırlı cumalar efendim, buyurun. Hocam cumanız mübarek olsun. Sağ ol kızım, Allah razı olsun, sağ ol. Hocam, şimdi annelik hakkı, helallik almak gerekirse bu hakkı doğuran anneden mi almak gerekir, yoksa bakıp büyüten anneden mi? Bu geçen iki gün evvelki konumuzdu, evet. Ama yine tabii ki değinelim, seyircimiz sordu. Annelik hakkı. Şimdi hanımefendi, sizin gibi olan sevgili kardeşlerimize, aziz seyircilerimize söylüyorum. Bazı annelerimiz bizi doğurduktan sonra hangi şartlar içerisinde oldu, ne gitti, ne oldu, bunun muhasebesini yapmıyoruz. Ama ana ise kolay kolay evladını bırakıp gitmez. Bizde çok kaba bir söz vardır. Saygıdeğer seyircilerimiz beni affetsinler. Rütük amca da görmesin bunu. Gavura darılıp oruç yeme derler bizde. Biz kocamıza kızmışız, ondan olan çocuğumuzu da atmışız, çekmiş git. Bu analık değil. Değil hocam. Bu analık değil. Bu analık değil. Ana evvela annedir, merhamet timsalidir. Rahmet timsali. Anne çocuğunu ne zaman atar? Gene Kur'an'da beyan ediyor. İnne zelzeletes saati şeyun azim ayeti var. Kıyametin zelzelesi koptuğunda kucağındaki çocuğunu atacak. Karnındaki çocuğunu vaktinden evvel doğurup atacak diyor Allah Teala. O şiddetten dolayı. Onun dışında anne çocuğunu atmaz. Ha, attı. Ha. Gitti. Evlendi. Bu bizi 9 ay 10 gün karnında taşıdı. Sevgili Ece, anasın. Annelerin en büyük zorluğu doğum yapmaktır. Tabii ki hocam. Ha, en büyük zorluğu doğum yapmaktır. Benim kalp atışımı duyuyor. Ben onun tabii, kalp atışını duyuyorum. Ama işte o doğuran annelerin ayakları altına da Allah Resulü cennet seccadesini sermiş. Ama peki doğurduktan sonra böyle bakmayıp çekip geliyorum giden... Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Sen de kızıyorsun hemen. Ben dayanamıyorum hocam çünkü. Hemen kızma kızma. Böyle analara dayanamıyorum kızma. Yani. Ha, şimdi böyle oldu da hasbel kader gittiler. Ha. Sonradan da pişman oldular Ece. Ya pişman olmazsa hocam? Pişman olmayan gelmez zaten sana kızım. Pişman olmayan seni aramaz ki zaten. Seni sormaz ki zaten. Belki sormamıştır. Tabii. Ama bak diyor ki... Halallık alacağım. Beni büyütüp besleyenden mi alacağım? Beni doğurandan mı alacağım? Hem doğurandan alacağız, hem de büyütüp besleyenden alacağız. Hmm. Doğurandan alacağız. Niye? 9 ay 10 gün karnında taşıdı. Karnında bizi besledi. Allah ne diyor? Bütün kitaplarımız öyle diyor. Ramazan geldiği zaman anlatacağız. Hanımlar hamile ise veya emzikli ise, çocuklarına zarar gelmesi söz konusu ise, oruçlarını Ramazan'da tutmayabilirler. Efendim sütten kestiklerinde veya doğum yaptıktan sonra oruçlarını tutabilirler diye bir müsaade veriliyor. Evet. Niye? O zorluktan dolayı. Ha. Evet. Ama
Ben diyorum ki kolay kolay bir anne çocuğundan vazgeçemez. Ama Mevla yine merhametinden uzaklaştırmasın. Ece, başını sallayıp durma. Kötü olmazsa iyinin kıymeti olmaz kızım. Doğru diyorsunuz hocam. Kötü olmazsa... Ama şu vicdansızlığa iyi, dayanamıyorum. Eğer yani. Şeytan olmasaydı meleğin kıymeti olmazdı ki. Cehennem olmasaydı cennetin değeri olur muydu kızım? Peki hocam bir şey soracağım. Konumuz değil ama özür dilerim. Estağfurullah. Hemen... Hemen kısacık soruyorum. Peki hamilelik sırasında veya doğurduktan sonra o hanımefendiye, anneye zulmedenlerin cezası ne hocam? Allah Vebali Allah. Vebali ne bunun? Şimdi sevgili Ece, haşa kuluna zulmeder mi hudası, herkesin çektiği kendi cezası diyor şair. Herkes daha önceden yaptığı bir kısım şeylerle imtihan olur. İmtihan olur. Şimdi insanın insana zulmetmesi dünyada en büyük günahlardan. En büyük günah. Hazreti Ömer diyor ki Allah sizi hür olarak dünyaya gönderdi. Hür olarak dünyaya gelenleri köle olarak kullanmayın. Evet, en sevdiğim de laf. Tabii ha, köle olarak kullanmayın. Şimdi insanın insana zulmü en büyük veballerdendir. En büyük günahlar. Ya bu millet ne zulümler gördü be kızım. Ne zulümle hala görmüyor mu be kızım Allah aşkına. Hala biliyorsunuz sizle program yaptığımızda kaç tane kadın bağlanıyor. Mezar şeyde hapishanede geberen çocukla ilgili. Oo, herkes bayram ediyor falan. Neyin bayramını yapıyorsunuz? Burası Özgecan'ın suç işlemi. Bak suç işlemiş, gelmiş, hapishaneye girmiş. Evet. Hapishane emin yer mi? Ya suçludu adam. Adam bir şekilde oraya düşmüş. Herkesi dört başı mamur, efendim günah kayyasında olarak kabul edemeyiz sevgili Ece. Hı hı. Bir anda feverana kapılmıyor muyuz? Bir anda sinirimiz gelmiyor mu? Bir anda gözümüz kararmıyor mu? Allah muhafaza. Allah muhafaza. Onun için Cenab-ı Peygamber'in duası var. Ya Rabbi... Gözümü açıp kapatıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma ya Rabbi diyor. Amin hocam. Telefonla devam evet, edelim belki. Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. İyi hayırlı günler. Cumalar. Hayırlı cumalar efendim. Buyurun. Benim hocama bir sorum olacaktı. Dinliyoruz efendim. Geçen sene Çanakkale Zaferi dolayısıyla Çanakkale'ye gitmiştik. Orada anıtımın resim çektirdik eşimle beraber. Kızım çekti resmimiz. Resimde omuzumda bir el, şehadet parmağı kesik, çocuğu fark etmedim, ikisi karşı çekindik, ikisinde de var. Fotoğrafta şehadet parmağı kesik, omuzunda bir el görülüyormuş. Hı. Evet, evet. Arkamda da çok dikkatli bakıldığında sakallı, gözlüklü bir şahıs, o çok belirgin değil arkamdaki şahıs ama omuzumdaki el çok belirgin. Ve bana sarılmış, o eşimin başını dayamış ortamızda. Böyle bir şey gördüm. Ben bunu fotoğrafçıya götürdüm. Fotoğrafçı da çıkarttım. Fotoğrafçı da bu el dedi. Bu ne dedim? El dedi. Kimin eli dedim? Eşimin eli değil mi? Hayır dedim. Bak eşimin eli burada. O hayretler içinde kaldı. Ben şöyle düşündüm. O bana sarıldığına göre bana nikahı düşmeyen birisi. Sonra bizim aileden amcam da askerde vefat etmişti. Teyzem bana benim dedem Çanakkale Savaşı'nda öldü dedi. Muhtemelen annemin dedesi, annemin amcası oluyor. Bana da nikah düşmüyor. O olabilir mi diye düşündüm. Bak kızım. Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, yazıktır, incitme atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı cananı, bütün varımı alsın da huda, etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cüda diyor rahmetli Akif. Oralarda kimler yatıyor kızım? 15 yaşındaki gençler yatıyor orada. 70 yaşındaki dedeleri yatıyor. 90 yaşındaki dedeleri yatıyor orada. Ve bir mübarek el
gelmiş, kızım, yavrum, evladım, biz buralarda şehit düştük. Siz Fatiha okumaya geldiniz ama resim çektirmeye gelmediniz demek istiyor bize. Hanımefendi, aziz kardeşim, ama biz oralarda neler yapmıyoruz be kızım, neler yapmıyoruz, neler yapmıyoruz. Allah affetsin diyelim, başka bir şey demiyorum. Hocam evet. Peki bir telefonla daha devam edelim. Tamam, ben sen de al telefonu. Evet. Peki, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Buyurun efendim, dinliyoruz. Hocam merhaba, ben size... Merhaba kızım, sağ ol. ...tabirini sormak istiyorum. Buyurun. Hocam iki odası gibi bir yerdeyim, Sedir'de oturuyorum. Yanımda iki kişi daha var ama tanımıyorum. Böyle sırayla bir şeyler yaşıyoruz ama ne yaşadığımı da anlamıyorum o anda. Sıra bana geliyor. Yukarıdan Kur'an-ı Kerim iniyor. Hiçbir yukarıda şekilde ne iniyor? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Sonra be Allah bana Bismillahirrahmanirrahim diyor. Ben o kadar heyecanla şu andaki gibi yani kalp atışlarıma engel olamıyor. Uykumdan uyanıyorum ve besmele çekerek uyanıyorum. Bu rüyada mı oluyor yoksa uyanıkken mi? Uyandığım anda besmele çekerek uyandım hocam. Evet, uyandığın zaman evet. Aynen, korkarak böyle ciddi bir heyecanla uyandım. Bunun yorumunu soracağım size. Ve Allah'ın bana ne dediğini şu anda hatırlamıyorum. Uyandım da hatırlıyordum. Lakin şu anda hatırlamıyorum. Ne zaman gördünüz rüyayı? Ya 10-15 gün kadar önce. 10-15. Şimdi hanımefendi biz daha önceden yaptığımız dualar vardır. Okuduğumuz Kur'anlar vardır. Yaptığımız hayru hasenatlar vardır. اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِهِ diyor Peygamberimiz. Hayra önderlik yapan o hayrı işlemiş gibidir diyor. Ya kendimiz hayır yapmışızdır ya birisine hayır yaptırmışızdır, hayır yaptırmışızdır. Bütün bunların neticesinde Cenab-ı Hak bizden memnun olmuştur. Cenab-ı Hak bu memnuniyetini melekleri vasıtasıyla da bize bildirmiştir. Bunu böyle değerlendirin, fazla da üzerinde durmayın. Peki, teşekkür ediyoruz izleyicimize. Diğer izleyicimizi alıyoruz. Hattın diğer ucunda var. Şu an galiba. Alo. Alo. Buyurun. Ben hocamıza bir soru soracaktım. Ayrıca hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Cumalar. Buyur. Ben bir aydır sorun yaşıyorum. Eşimin beni aldattığını öğrendim. Elinde mesajlarını yakaladım. Bana dedi ki yemin ederim dedi. Ben yapmadım dedi. Arkadaşımla konuşuyordum. Bir erkek arkadaşımla dedi. Bana erkek arkadaşını arattırdı. Benim numaramı vererek erkek arkadaşı beni aradı. Ve beni rahatsız etmeyin dedim. Ben sizinle konuşmak istemiyorum dedim. Benim eşimin dedim söylediklerini bana söylemeyin dedim. Ve benim eşim Allah şahit gösterdi. Ben yine inanmadım ve iş yerine gittim. İş yerinde tekrar bir telefon, bir hat yakaladım. O kişiyi aradım. Sonra biz ayrıldık falan filan dediler. Benim eşim bir daha yapmayacağına dair Kur'an-ı Kerim'in üstüne el bastı. Ölünceye kadar bir şart koştum ben. Ama şu anda da güvenemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ben hani kafayı bozmak üzereyim hocam. Ne yaptırsam olmuyor. Kaç yıllık evlisiniz? Çok özür dilerim, sözünüz kesin. 17 senelik evliyim. Çocuklarım var. Onlar için sabretmeye çalışıyorum. Ama hanım kızım, hanım kızım, kendini üzme lütfen. Kendini üzme. Şimdi insan hata yapabilir. Kur'an-ı Kerim üzerine el basmış. Size söz vermiş. Artık Kur'an'a el basıp size söz verdikten sonra bizim halkımızın nazarında Kur'an'a el basmak en büyük yemindir. En büyük yemini etmiş. Buna rağmen hala güvenmemeye devam ederseniz itersiniz. İtersiniz, daha kötü şeylerle karşılaşırsınız. Onun için madem ben bir hata işledim, yapmadım diyor, vazgeçtim diyor ise biz onu kabullenmek durumundayız. Kızım biz zahire göre hükmediyoruz. Biz insanların iç alemini bilmeyiz. Bu bizim anamız da olsa, babamız da olsa, karımız da olsa, kocamız da olsa içini bilmiyoruz. Biz dışa göre hükmediyoruz. Ve karşılıklı itimat önemlidir. Hata yaptım diyorsa, vazgeçtim diyorsa, Kur'an'a el basıyor ise artık hala bu işi yapıyor mu acaba diye şüphe etmeyin. Bu aile karşılıklı sevgi, saygı işidir.
Beyiniz bir hata yapmış olabilir, o hatadan da dönmüş olabilir, yemin etmiş olabilir. Ona sahip çıkın, sahip. Onu dışlamayın. Vay sen böyle yaptın, vay sen şöyle yaptın demeyin. Tamam mı kızım? Alo, duydunuz mu? Evet, duydum. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sen yine elinden geleni yapmaya çalış kızım. Bak 17 senelik evlisiniz. Bak kızım, geçen bir daha söyledim. Şimdi bir daha söylüyorum. Bunu sık sık söylüyorum. Mahkeme kanalıyla boşanan 100 kişi varsa yapılan istatistikte 80'i hakim kararı verdikten sonra "Oh, ne yaptık biz ki" derlermiş. Bu iş kolay iş değil ya. Kolay değil tabii. Kolay değil Allah aşkına. Kadın için de erkek için de boşanma çırağı mı hocam? Sonra yani evde gül gibi karınız var kardeşim ya. Gül gibi veya efendim yakışıklı kocanız var. Ya sen sevdin aldın mı ya? İlla bunun yakışıklı, bunun yakışıklılığın şeyi nedir ya? Ölçüsü nedir Allah aşkına? Yahut güzelliğin ölçüsü nedir kardeşim? Aldatanlara sorsun hocam. Onun için de birazcık da bunu böyle düşünmek durumunda insanlar. Yani sokakta bulduğun sokakta kalır. Bitti, ötesi yok bunun. Bir de men dakka dukka çalma kapıyı, çalarlar kapını. Aynen. Bir de peki öyle hocam, bir telefonumuz daha var, alalım hemen. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Günaydın. Hayırlı cumalar kızım, buyur. Hocam ben aslında iki tane soru sormak istiyorum. Ben geçen sene Mart ayında trafik kazasında 22 yaşındaki oğlumu kaybettim. Trafik kazasında oğlunu kaybetmiş. Evet kızım, Allah rahmet etsin. Allah rahmet. Mekanı cennet olsun, size Allah sabır versin. Hocam. Özellikle Allah anne olsun olduğunuz için size daha çok sabır versin. Ay bugün de üst üste valla. Evet. Hocam ben iki rüyamdan bahsedeceğim. İlk rüyamda bir sanırım hocam, mezarlıkta çıktı hocam. Mezarlık beyazdı. Ben başta sırdaydım, bu kadar güzel bir mezarlık diyorum. Şimdi de senin ilk kurma yiyorum hocam. Mezarlıkta... Hocam ben de anlamadım, ana ses gitti, ben bir de dağıldım. Şu... Kızım bir dakika, bu telefonda bir problem var. Ay çok kötü. Şimdi sizin trafik kazasında yavrunuz vefat etti değil mi kızım? Hocam. Bu vefat ettikten sonra siz böyle bir rüya gördünüz. Yok hocam. Trafik yapmadan bir hafta evvel gördüm hocam. Şimdi biz dersin başında bir şey söyledik. Bak farkındasınız. Dedik ki Allah bir kısım şeyleri hemen gösterir. Bir kısmını evvelden gösterir, bir kısmını sonradan gösterir. Size evvelden bir işaret vermiş Allah. Evet. Tamam mı kızım? O bir tedbir babındadır ama onu biz anlayamayız ki, nedir ne değildir onu yorumlayamayız ki biz. Evet. Hocam elimde ekmek vardı. Ekmeğin içinde hurma yiyordum ben. Oğlum vefatından sonra oğlumu bekliyordum. Türkiye'ye getirilecekti oğlum uçakla. Ben o akşamı başka bir rüya daha gördüm hocam. Karanlıkta bir el uzandı hocam bana. Bana dediler ki yılı bence seçildi. Bir elle hediye geldi. Hediye paketi geldi hocam. Bu rüyanızda mı geldi bu hediye paketi? Evet hocam. Evet. O akşam da oğlumun cenazesi geliyordu hocam bize. Şimdi hanım kızınız, o gelen hediye sizin oğlunuzdur. Oğlunuzun yaptığı, daha önceden yaptığı bir kısım güzellikler vardır. Bir defa şunu hiçbir zaman unutmayalım. Eskilerin güzel bir sözü var. Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane derler. Allah Teala Kur'an'da ne bir saniye evvele alırız ne de bir saniye sonraya tehir etmeyiz diyor. Ama vakti saati geldiğinde de bir şey sebep olur ve bizim dünya ile irtibatımız kesilir, dünyadaki rızkımız bitmiştir ve Allah bir kısmını hastalıkla, bir kısmını kalp kriziyle, bir kısmını trafik kazasıyla yanımızdan alıyor, götürüyor kızım. Bu takdir böyle imiş. Onun için siz gördüğünüz rüyaların tamamı sizin çocuğunuza olan bağlılığınız, ona olan sevginiz, ona olan muhabbetinizin neticesinde bir kısım şeyler görüyorsunuz ki bunlar hayra alamettir, iyi şeylerdir. Yavrunuz hakkında sabredin azıcık, sabırlı olun. Bak bu lafları söylemek kolay kızım, kolay. Ama en acı meyve sabretmektir. Fakat
Başka da çaremiz yoktur. Gelen Allah'tan gelmiştir. Allah'tan geldiğine göre sabredeceğiz. Ve yavrumuz hakkında hayır yapmaya, dua etmeye bir anne olarak devam edeceğiz. Allah hepimize sıralı ölüm versin. Amin, 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 amin. Ay vallahi hemen değiştim. Amin. Başka seyircimizi alalım. Evet. Ben hakikaten dağıldım hocam. Siz devam edin birazcık tamam. İsterseniz. Alo. Ha, bak gitti. Sen gidince telefon da gidiyor. Evet. Dinliyoruz kızım, buyur. İyi günler hocam. Hayırlı cumalar. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum efendim. Buyurun. Hocam ben iki tane sorum olacak sizlere. Ben babamı çok küçük yaşta kaybettim bir trafik kazasında. Evet. Onun kullanmış olduğu üzerindeki o günkü kanlı kıyafetlerini ben halen daha saklıyorum. Çok büyük yanlış yapıyorsun. Evet, günah devam et mıdır? Sen anlat. Anlatmaya devam et. Halen saklıyorum. Hani sanki benim için manevi bir şeyi varmış gibi ben bunları saklıyorum. Bunun günahı var mıdır? Bir ikinci sorum da. Bir gün alışveriş ettim. Çok yaşlı bir amca. Çıktı bana karşıma. Çok aç olduğunu. Çok bir harap vaziyetteydi. Üstü başı ıslanmış filandı. O dönem benim eniştem de hastaydı, çok hastaydı. Ben alışveriş ettim marketten, amcaya verdim, her şeyi verdim. Ondan sonra arkasından amca bana çok dua etti. İşte eşimi, yuvama, her şeyimi, çocuğum yok, çocuğum için bir şey söylemedi. Fakat tam arkamı döndüm, amca bana şey dedi, Allah dedi eniştene şifa versin dedi. Ve iki arkama döndüğüm an amca kaybolmuştu. Bunun sırrını öğrenmek istiyorum. Şimdi sen duymuşsundur. Annelerinden duymuşsundur, babandan duymuşsundur. Ya baban gerçi şeyde ölmüş ama yaşlı insanlar derler ki kul daralmayınca Hızır yetişmez. Bak hanım kızım, biz ehli sünnet itikadına göre Türkiye için söylüyorum. Türkiye'de toprağın üzerinde bu aziz vatanı bekleyenler bulunduğu gibi bu toprağın altında da bu aziz vatanı bekleyenler var kızım. Dolayısıyla toprağın üzerinde görünmeyen Allah dostları bizim çok sıkıntılı olduğumuz zamanlarda gelir, gözükür, bize yardım eder. Biz buna inanırız kızım. Böyle bir amca da gelmiş, size yardımcı olmuş, ondan sonra da kaybolmuş gitmiş kızım. Beş parmak dağları var Kıbrıs'ta. Yaşınız kaç bilmiyorum ama 74 harekatından sonra beş parmak dağlarında tek kurşun atmadan teslim olan Yunan askerlerine sordular. Niçin tek kurşun atmadan teslim oldunuz diye? Biz bunu televizyonda bizzat dinledim ben kızım. Dedi ki o genç Yunan askeri, ne zaman elimi tetiğe götürsem parmağımla tetik arasına bir el girdi. Karnıma da bir dirsek dayandı. Ben tetiğe dokunmak istedikçe o parmak oradan çıkmadı. Çıkmadı. Onun için de ben tek kurşun atamadım, attırmadılar bana dedi. Bunu neyle izah ederiz kızım? Rauf Denktaş merhumdan ben bizzat dinledim. Her yerde de anlatıyorum. İndirmeler başladı diyor. Herkese görev vermişiz. Mücahitler efendim inen askerleri alıyorlar. Yer yurt bilmedikleri için belli yerlere götürüyorlar. Plan program dahilinde. Ben de bir yere gittim. Bir yüzbaşı indi diyor. Yüzbaşı paraşütle. İndi, yaktı cigarasını, bir tel çekti. Ben de efendim komutan ben buradayım, yardımınıza hazırım. Yapabileceğim şeyler varsa ben buradayım dedim. O yüzbaşı döndü bana, bizi karşılayanlar karşıladılar. Sizin yardımınıza ihtiyacım yok diye söyledi diyor. Rauf Denktaş, Allah mekanını cennet etsin. Ben kendi kendime dedim ki diyor ya bu adamcağız paraşütle atlayınca hani kaba tabir var ya, kafayı sıyırmış derler ya. Ben içimden öyle geçti diyor. O yüzbaşı şöyle bana döndü de dedi ki diyor, beyefendi, beyefendi, aklım başımda, ne söylediğimi biliyorum ben dedi diyor. Ne söylediğimi. Onun için bu topraklar boş değil kızım.
Cümle cihan bu vatan için, bu bir avuç toprağı elimizden almak için bütün cümle cihan kafamıza hücum etmiş. Ama buna rağmen Mevla bu milletle, bu aziz milletle beraber. Onun için hani demin okudum ya, şüheda fışkıracak toprağa çıksan şüheda diyor hakim. O toprağa sıkın, şehit kanı akacaktır kızım. Bunu yeter ki dünya gözüyle görelim. Onun için de size yardıma gelen amcamız, sayısı belli olmayan Allah dostlarından birisidir. Keşke herkese gelseler de yardımcı olsalar. Peki hocam, yine bir telefonla devam ediyoruz. Az sonra Suna Dumankaya da İyi Fikir'de canlı yayında bizlerle beraber olacak. Bunu da hatırlatalım. Yusuf hocamıza da sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz. Tıpkı hattaki diğer izleyicimiz gibi. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Hocama bir şey sormak istiyordum ben. Buyurun kızım, buyurun. Hocam, ben dün eşimin beni 3 yıldır aldattığını öğrendim. Kızım var 4 yaşında. Kolum kanadım kırıldı. Bana bir daha yapmayacağım diyor. Kendisi itiraf etti. Kabul ediyor. Ben hatalıyım diyor. Bir daha yapmayacağım, söz veriyorum. Kızımla sen varsın hayatımda sadece. Ben eski hayatıma dönmek istiyorum diyor. Bıraktım o insanı diyor. Ama ben yani bilmiyorum hocam, ne yapmalıyım? Kaç yıllık sonra, evlisiniz? 7 yıllık. Kaç? 7 yıllık evliler. 3 yaşında çocuğu var. 4 yaşında çocuğu var. 3 yıldır da aldatıldığını öğreniyor. Şimdi hanım kızım, bazı konularda bu Ece benden çok sinirleniyor da, Ece istediği kadar sinirlensin. Hanım kızım, insanlar hata yapıyor. Biz kuluz, beşeriz. Allah diyor ki kutsi hadiste, eğer siz günah işlememiş olsaydınız, ben sizi helak ederdim, sizin yerinize yeni bir nesil yaratırdım. Onlar günah işlerlerdi, sonra da döner tövbe ederlerdi buyuruyor Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri. Dolayısıyla biz beşeriz kızım. Peygamberlerin dışında herkes hata yapabilir. Peygamberler de korundukları için hata yapmazlar. Onun için de beyniniz bir hata yapmış, yaptığı hatayı anlamış. Pişman. Siz de vakıf olmuşsunuz, pişman olmuş. Bak ben şunu söylüyorum hep. Allah diyor ki kulum, bana eş ve ortak koşmadığın müddetçe günahlarına tevbe eder de bir daha aynı günahları işlemezsen seni affederim diyor Allah. Madem beyiniz öyle bir şey söylemişse kızım, yazıktır, günahtır, çocuğunuz var. Beyinizi serbest bırakmayın, boş bırakmayın, takip edin. Ama ne olur beni tabirimi hoş gör, dır 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 da her gün her vesileyle bunu söylemeyin beyinize. Madem vazgeçtim hanım, kızım, oğlum veya çocuğumla sen varsın hayatımda diyorsa, birazcık bir kontrol edin kızım, birazcık bir mühlet tanıyın derim ben. Peki hocam, bu şey soracağım. Tamam, aldatan erkek tabii ki var ama bu evli kadın adamlarla aşk yaşayan kadınlar, karşı tarafta da yani o hangisi? Ece, bu erkekler bu ahlaksızlığı kimle yapıyorlar? Kadınlarla yapıyorlar. Ama bir de evli adamla yapan kadın. Yavrum kızım, evladım, hanım kızım, kişinin içinde bir şey varsa, hani şimdi bir yoğurt yapıyorsun değil mi sen evde? Annen yapıyor. Eymene yapıyorum tabii. Ben yapıyorum hocam. Tabii sen yapıyorsun. Tabii ben. O yoğurdu süte ne katıyorsun? Maya değil mi? Mayalıyorum. Mayalıyorsun. Maya sağlam olursa yoğurt sağlam oluyor. Maya bozuk olursa yoğurt bozuk oluyor değil mi? Bazı mayası bozuk insanlar var kızım. Mayası bozuk insanların kadını da var, erkeği de var. Namaz kılanı da var, kılmayanı da var. Oruç tutanı da var, tutmayanı da var. Adam adam değilse, adam adam değilse, oruç da tutsa, namaz da... Hazreti Ömer ne diyor? Onun orucuna, namazına bakmayın. İnsanlarla olan münasebetine bakın. Parayla olan münasebetine bakın diyor. Hı. Hani eskiler demişler ya, bir insanın adam olduğunu anlamak için yolculuk yapacaksın, yemek yiyeceksin, alışveriş yapacaksın. Bunun üçünde adam kabak gibi meydana çıkar. Tabirimi hoş görsün saygıdeğer seyircilerimiz. Doğru diyorsunuz hocam. Bir telefona devam edelim. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun efendim, siz dinliyoruz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Rüyamın tabirini isteyecektim kendisine, rica ediyorum. Buyurun. Yani bir
Sürekli bazı cisimler içinde uçarak görüyorum. Mesela uzay mekiğinde. Uzaydan dünyayı izliyorum, insanları izliyorum. Bir gemide gördüm. Uzay mekiğinde kendini görmüş, uzaydan insanları izliyormuş. Hanım kızım, evet. Bir ders bitti mi? Ama bir devam var galiba, buyurun. Gemide gördüm, yine uçuyoruz. Uçuyorum böyle gemide. Bir de şeyin içine gördüm, bir kuşağın üstünden dünyayı izliyorum. Sürekli dünyayı izliyorum böyle. Sürekli uçuyor musunuz? Evet. Şimdi biz programın başında söyledik kızım. Rüyalar ile fazla amel etmeyiz. Sadece görürüz. Gördüğümüz bu rüyaları akşam yatağa yatar yatmaz görürsek makbul rüyadır. Bir de sabah namazına yakın namaza kalkacağımız saatte görürsek makbul rüyalardır. Şimdi benim gibi bazen benim böyle bir ihtiyarlığın alameti demek ki saat 9'da uykum gelir. Estağfurullah. 9'da uykum gelince yatarım. Çünkü yatsı yıkılmışımdır. 9'da uykum gelmişse yatarım. Hocam ben de 9'da yatıyorum. Tabii ama ben kolay kolay 9'da yatmam. 1'de 2'den aşağı yattığım yok. Ben 1 saatlik uykuyla Ece daireye gittiğimi bilirim. İnat ettim 1995 yılında bu bilgisayar denilen aleti öğreneceğim dedim. Çalıştım. Aha şunu da bakayım. Aha buna bakayım derken yatsı kıldım geç vaktinde. Ya hele bir daha bakayım dedim. İmsak olsun sabah kılayım falan dedim. Eyvah, bir saat uykuyla daireye gittiğim olur. Feyze azemte fe tevekkel alallah diyor Kur'an. Evvela azmet sonra da Allah'a güven. Ben azmettim bunu öğreneceğim diye bir saat uykuyla gittim geldim öğrendim. Ben bir öğün yemekle okumuşum Ece. Bir öğün yemekle. Aç gezdiğim yerlerde bin arabamla geziyorum. Onun için bazı şeyleri sabredeceğiz. Bazı şeyleri efendim bazılarını duymayacağız. Bazılarını görmeyeceğiz. Ve bazı şeyleri de hemen tesir altında kalmayacağız. Şimdi rüyamızda uçarız da rüyamızda kaçarız da üç şekilde rüya görülür. Bir, Allah melekleri vasıtasıyla insanlara bir şeyler gösterir. İki, kişinin nefsi ona bir şeyler gösterir. Üçüncüsü de diyor şeytan onu korkutmak için efendim ona bir şeyler gösterir diyor bütün kitaplarımız. Dolayısıyla bu üç çeşit rüyada da doğruluk payı nedir? Doğruluk payı birincisidir. Birincisidir. Allah Teala ya doğrudan kulunun kalbine bir şeyler verir veya bir melek vasıtasıyla gönderir. Şimdi bizim havada uçmamız, uzayda dolaşmamız, astronotlar gibi gezmemiz filan bunlar bizim rüyada gezdiğimiz alemdir. Ama bunlar hiçbir zaman bizi doğruya götürmez. Peki hocam, evet. Bir telefonumuz daha var. Alalım. Az sonra Suna Dumankaya'nın yanına gideceğiz. Şu an stüdyodaki yerimizi aldı. Hoş geldiniz Suna Hanımcığım. Az sonra geliyoruz. Hoş geldiniz. Siz de. Sevgili seyircimiz. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar efendim. Ben hocama soru soracaktım. Buyurun. Dinliyoruz efendim. Komşularım bana üçer tane şey getiriyor. Mesela 1, 3, 5 hep bunlardan getiriyorlar. Ben onlara 4 tane götürdüğüm zaman bir şey, örneğin bir pasta, bir şey, herhangi bir şey, o geri iade ediyorlar bana. Yani diyorlar ki Allah birdir, böyle yapma diyorlar. Beni diyorum ki arkadaşlar bunlar batıl inanç mı diyorum. Hayır diyorlar, Allah birdir, böyle olacak diyorlar. Ben çok huzursuz oluyorum hocam. Götürmek istemiyorum. Peki kızım ama tamam dur bir dakika. Sen onlara sorsana Allah aşkına. Abdestin şartı 4 tanedir. Niye 4 tane? Niye 5 değil? Niye 3 değil de 4 tane desene onlara. Peki efendim. Allah Allah. İşte böyle söylüyorum. Diyorum ki ne olur lütfen böyle yapmayın diyorum. Hayır diyorlar. Yok ya 3 tane vereceksin ya 1 tane ya 5 tane diyorlar. Hanım kızım biz kurbanları anlatır iken 7 kişi de ortak olur, 6 kişi de olur, 5 kişi de olur, 4 de olur, 3 de olur, 2 ortak da olur. 2 tane çocuk doğursak o da olmuyor yani o zaman. Yani 2 tane çocuk doğursan olmayacak. Ya 1 olacak ya 3 olacak. Ya 3. Ya böyle saçma sapan. Din akıl ve mantık dinidir. Amenna Allah tektir. Kabul. Amenna Allah tektir. Kabul. Ama 10 parmağımızın 10'u çift değil mi kızım? Öyleyse senin o komşuların beşerin aczidir. Putunu kendi yapar, sonra da döner kendi tapar diyor. Bana telefonla öyle acayip sorular soruyorlar ki hem hoca olduğum halde. Diyorum ki ya Allah'tan korkun. Ben bile hayret ediyorum bu işlere. Aa hocam sen hoca değil misin? Nasıl inanmazsın? Ben senin saçmalığına mı inanacağım Allah aşkına yoksa kendi doğramam mı? Doğru. Onun için hanım kızım sen 4 götürmeye devam et. 2 götürmeye devam et. Onlar ne derse desinler onların verdiklerini de geri alma. Bırak oraya.
Bırak gelsin orada. Peki, bir tane daha telefonumuz var. Evet. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler hocam. Hayırlı cumalar. Sağ ol kızım. Hayırlı günler. Hocam ben sizi çok seviyorum. Çok aradım. Çok şükür bugün düştüm. Allah razı olsun kızım. Sağ olasınız. Hocam benim birkaç sorum var ama annemle ilgili sorularım. Hani kusura bakmayın. İnşallah şikayetçi değilsin annenden. Hayır hocam, sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Buyur kızım. Hocam benim anneannem 2 yıl önce vefat etti. Abdestli, sabah namazını kıldıktan sonra böyle uyuyor gibi hani ruhunu teslim etti. Şahit olundu buna. 24 saat hani böyle 90 yaşında bir iki büklümde ama sürekli namaz kılardı. Sürekli abdestli yere basardı. Hani çok mübarek bir insandı ve abdestli öldü. Allah rahmet etsin. Hiç sevmezdi hocam. Soğuk suyu hiç sevmezdi ama öldükten sonra camide tüp yoktu herhalde. Onu soğuk suyla yıkadılar hocam. İşte bu benim anneme dert oldu. Annemin rüyasına gelmişti hocam. Annem rüyasında annesini görmüştü. Hani ona bir şeylerin hesabını soruyormuş gibi. Ne söylediğini bilmiyorum ama bana bir şeylerin hesabını soruyordu. Annem hep ona yoruyor hocam. Hani biz onu soğuk suyla yıkadık, rahatsız oldu diyor hep. Hayır hayır, şimdi bak kızım, Yunus Emre'nin güzel bir dörtlüğü var, Yunus Emre'nin. Bir evet. Garip ölmüş diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, söyle garip bencileyim diyor. Elde imkan yok ise, imkan yok da soğuk suyla yıkamışlar ise, illa sıcakla yıkanacak diye bir kaide yok, illa soğukla yıkanacak. Suyu bulmuşsanız o su mevsimine göre bazen sıcak olur, bazen de soğuk olur. O soğuk suyla yıkamak demek rahmetli anacığınıza azap etmek demek değildir. Bak diyorsun ki 90 yaşındaydı, çok dinçti, mübarek bir kadındı. Biz evvelki gün anne baba hakkını anlatırken ne dedik? İhtiyar benim nurumdur diyor Allah. Onu narımla, ateşimle yakmaya haya eder, utanırım diyor Allah. Ayet-i Kerime'de de biz onları eski hallerine döndürürüz. Yani çocukluk safhasına döndürürüz. Çocukların kulağı vardı, duymazlar kızım doğunca. Gözleri vardır, görmezler. Efendim, sen istediğin kadar yanında bağır çağır, onları hiç duymazlar. Ayakları vardır, yürüyemezler kızım çocuklar. Belli yaştan sonra ihtiyarlarımızın kulakları duymaz. Ayakları yürümez, kolları hareket etmez. Bunlar Allah'a, peygambere bağlı olarak yaşamışlar ise o son demlerinde de Allah bunların günahını affeder mealinde de hadisler vardır kızım. Anneciğin hiç kale almasın, kafasına takmasın. Anneannen yahut babaannen işte ölen hanımefendiyi soğuk suyla yıkadılar diye de yıkayanlara kötü düşünmeyin derim. Peki, diğer telefonumuzla devam edelim derim. Tamam, güzel geldin, dinliyorum. Hoş geldiniz. Evet. Merhaba, hayırlı yayınlar. Sağ olun, hayırlı yayınlar efendim. Hocam, sormak istediğim bir şey var size. Buyurun. Buyurun. Hocam, bundan bir 9 ay kadar önce bir rüya gördüm ben. İnşallah hayırdır. Rüyamda köydeyiz, anneannem, dayımlar falan benim köyde yaşıyorlar, köydeyiz. Çok büyük bir düğün var. Halaylar çekiliyor, oyunlar oynanıyor. Bizde de düğüne kötü derler, kötüye yorarlar. Ya benim en sevinçli günüm. Niye kötü be kızım? Rüyada öyle derler hocam. Ya. Aradan yani ben hani annemlerle falan da konuştuk. Siz diyorsunuz anlatmayın diye ama anlatmış bulunduk. Evet. Anneme dedim ki herhalde anneannem ölecek. Böyle köyü çok kalabalık gördüm. Düğün falan vardı dedim. Aradan 15 gün geçti. 12-13 yaşındaki o dayımın onu vefat etti. Olabilir, evet. Olabilir. Evet, mümkündür. Yani anneannem beklerken o oldu. Ben de şimdi hocam 10 aylık bir kızım var. Yani her gördüğüm rüyayı... Yok be kızım. Bak biz dersin başında ne dedik programın başında? Rüyanın tesiri altında kalmayacağız evet, dedik. Evet, bağlı kızım, kalmayacağız. Kızım bizim, bak bizim bazı yanlışlarımız var. Bizim milli oyunlarımız var, milli çalgılar. Yahu bizim davulumuz var, zurnamız var, horonumuz var. Efendim Karadenizlerin oynadığı nedir? Horon tepiyoruz, kolbasta oynuyoruz. Ya bu oyunlar bizim milli oyunlarımız, milli. Ben mesela halen yani
davul çaldığında, zurna çaldığında halay böyle kemiklerim sızlar. Eskiden çekiyordum, şimdi unutmuşum, çekemiyorum zaten. Efendim, dolayısıyla düğünde günah. Neyi günah düğünün? Düğünü adam gibi yaparsanız, içki yoksa, efendim gayrimeşru işler yoksa, efendim insanları çırılçıplak bir araya doldurup da vur patlasın. Ya Hacı Ahmet Efendi'nin düğünü, Hacı Fatma Hanım'ın düğünü, dans batıdan, müzik batıdan, hepsi gevurulmalı kardeşim. Neresi senin ya? Bugünlerde bir kampanya var, ben de o kampanyayı destekliyorum. Ne? O kampanyayı destekliyorum. Nedir o? Şehit cenazesini kaldırıyorsunuz, Chopin'in marşıyla kaldırıyorsunuz yahu. Chopin'in marşıyla. Ben şehit cenazesi götürüyorum. Gevron marşıyla götürecek halim yok. Ama öyle. Ha, onun için yok düğün yasaklıyor. Yahu şimdi düğün yasak. Bu gençleri götürdün. Düğün salonunda. Doğarken mevlit. Sünnette mevlit. Ölürken mevlit. Düğünde de mevlit. Yahu bu çocuklar hoplamayacaklar mı, zıplamayacaklar mı, bunlar enerjisini atmayacak mı da? Sen bunları düğünde, dernekte hoplatmazsan, oynatmazsan bu çocuklar nereye gidecek? Ondan sonra da şikayet ediyor. Yok diskoya gitti de şöyleydi böyleydi de. Çocukları meşgul edecek yerleri yapmadığı müddetçe bu devlet, bu yetkililer, bu yaşlılar, bu vakıflar bu çocukları meşgul edecek yerler yapmadıkça böyledir bu iş. Peki hocam düğünü görmüş sonra ailesine kızım, vefat olmuş. Tamam, şimdi onu şimdi nereye yoruyoruz? Şimdi ona bağlamayacağız bak, değil mi? Şimdi, hayır efendim. Şimdi onu aynı kızından korkuyor. Bak, şimdi, bak. Kalabalık ya düğün. Evet. Heh, cenazede kalabalık olur ya. Evet. İşte ben o düğünü gördüm. Onun için öldü. Şimdi yarın öbürsü gün gene ben bir cenaze görürsem şeyi, düğün ha. Görürsem. Allah korusun. Yok mu öyle bir şey Allah aşkına yok. Ya? Yok öyle İçinizi bir şey ya. İçinizi rahat tutun. Sakın kalbinizi, kalbinizi rahat tutun be kızım. Yok. Rahat tutun Allah aşkına. Peki hocam, şimdi az sonra ben Suna Dumankaya'nın yanına geçeceğim. Sohbetimize devam edeceğiz ama son bir soru var. Küçük bir cevap istiyorum size. Sonda bir kahve içeceğim o zaman. Evet, size evet. De kahve ısmarlayalım hocam. Hocam, ölüyü görünce, pardon, bir yaşayan bir arkadaşımızı, dostumuzu, ailemizden birisini görünce ömrü uzarmış ölü olarak gördüğümüzde. Bu doğru mu? Yok efendim, ne alakası var Allah aşkına ya? Sağ olun hocam. Demin dedik ya kızım, hemen dur. Ne bir saniye öne alırız, ne de bir saniye arkaya almayız diyor Allah. Bunu da söylemiş olduk. Tabii, onu peki o zaman... Olalım.